Arkadaşlar merhaba. Bugün 6. sınıf 1. ünite After School'un testlerini çözmeye başlayacağız. İlk sorumuza bakıyorum. Birinci sorumuzda bize diyor ki George his aunt on Fridays diyor. Şimdi aunt neydi arkadaşlar? Teyze veya hala anlamı katıyordu bize. Ve Friday de cumadı. Friday istediği için cumaları. Şimdi George cumaları teyzesine bir şey yapacak. Yani ya gidecek ya ziyaret edecek. Şimdi şıklarıma bakıyorum. Hepsi visit yani ziyaret. Şimdi arkadaşlar after school ünitesinde bilmemiz gereken simple present tense'ti. Yani simple present tense'te he şeyi it öznesinin fiiline s takısı getiriyordu. Bu yüzden cevabımız B şıkkı oluyor arkadaşlar. İkinci soruma bakıyorum. Norman to school every day diyor. Norman okula her gün gidecek. Bakalım. Walk var şıklarımızın hepsinde. Yani Norman okula yürüyecek. Şimdi bakıyorum A şıkkında. İn takısı var. İn takısı şimdiki zamanda olmaz. Bize basit geniş zaman lazım. Öznem de Norman yani he öznesi olduğu için yine ben verbime s takısı getireceğim. S takısı arıyorum. Walk da olmaz. Baktığım yalın halde. C şıkkında walks diyor. Yani burada s takısı almış. Bu yüzden cevabım C şıkkı arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakıyorum. Do you, when you come home after work diyor. O, eve geldikten sonra bir şey yapıp yapmadığını soruyor bize. Eve gelmiş, come home after work. İşten eve gelmiş, ne yaparsın diye soracak. Bakıyorum şıklarımın hepsinde rest var. Yani dinlenmek anlamı katıyor. Az önce öğrenmiştik. Öznelerimize he şeyi itse s takısı getiriyorduk fiilimize. Ama burada öznem you. I, you, we, they öznesine hiçbir ek gelmiyor basit geniş zamanda. Bakıyorum burada to rest, to var olmaz. İlk takısı gelmiş resting olmaz. Rest demiş olmaz. Burada he şey it olsaydı rest olacaktı. Yalın halde olan rest sadece D şıkkında olduğu için cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakıyorum. I write my feelings and to get in it every night diyor. Şimdi keep tutmak demekti. Bir şey tutması gerekiyor. Devamında diyor ki ben write yazmak benim düşüncelerim feeling düşünce pardon feeling duygu ve to get duygularımı yani duygu ve düşüncelerimi her gece yazarım diyor. Arkadaşlar her gece duygu ve düşünce yazıyorsa bu mutlaka günlüktür. Bakıyorum şıklarıma A şıkkı. A şıkkı around ayak işleri anlamı katıyor. Bunun günlükle bir alakası yok. B şıkkında rest diyor. Rest dinlenmektir. Bunun da bir alakası yok. C şıkkına bakıyorum diary. Günlük demek diary arkadaşlar. Bu yüzden cevabım C şıkkı. Beşinci soruma bakıyorum. Who in your office? Do you have an office boy diyor. Şimdi who kim anlamı katıyordu bize? Kim senin ofisinde bir şey olacak ve do you have an office boy bu işlere yardım edecek bu ofis elemanımız. Şimdi A şıkkına bakıyorum. Runs the errands. Az önceki soruda errands'ın anlamını öğrenmiştik. Ayak işleriydi. Ayak işlerine koşuyor. Bakıyorum uyuyor mu diye. Kim ayak işlerine koşar bu ofiste diyor. Do you have an office boy? Ofis elemanı mı diye soruyor. Evet. Ayak işlerine koşması gerektiği için cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. I go to my step dance class Saturday. Şimdi arkadaşlar cümleye bakıyorum. Saturday cumartesiydi. Yani haftanın bir gününü belirtiyor. Şimdi şıklarıma bakacağım. Bakın D şıkkından başlayalım. At. At hangi durumlarda kullanılırdı? Saat ve hafta sonu yani weekend. At the weekend dediğimiz durumlarda, saatlerde ve hafta sonunda kullanıyoruz. İn neydi arkadaşlar? İni de mevsimlerde, yıllarda ve şu üç tane şeyde kullanıyoruz. Morning, afternoon ve evening. Bu üçünde ini kullanıyorum. Every ise her anlamı katıyor. From da zaten ülkelerde veya yine bu tarz şeylerde kullanıyorum. Şimdi every her demek. Bakıyorum Saturday. Every Saturday dersem her cumartesi demiş olurum. Bu yüzden de cevabım B şıkkı arkadaşlar. Yedinci sorumuza devam ediyorum. Kerim is helpful boy. Kerim yardımsever bir erkekmiş. He, bakacağım ne gelecek oraya. Sleeps on his bed. Yani burada diyor ki yatağında uyur. Yardımseverlikle yatakta uyumasının bir alakası yok. Rest in the garden. Bahçede dinlenir diyor. Bahçede dinlenir.
Bunun da yine yardımsever bir erkek olmasıyla alakası yok. C şıkkına bakıyorum. Drinks lemon. Yani limonata içer diyor. Bunun da yardımseverlikle bir alakası yok. D şıkkına bakıyorum. Helps his mother. Yani annesine yardım edermiş. Bu da onun yardımsever bir erkek olduğunu gösterir. Bu yüzden de cevabım D şıkkı arkadaşlar. 8. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi cümleden çıkarılırsa cümledeki yapısal bozukluk giderilmiş olur diye soruyor. Şimdi cümleye bakıyorum. Harry and I learn. Şimdi burada bakıyorum. Burada and çıkarılabilir mi? Hayır. Harry ve ben diyor. Burada çıkarılacak bir şey yok. Learn diyor. Öğrenmek. Traditional to Turkish dances. Arkadaşlar bakın burada to var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar to'nun kullanım alanları birincisi yönlerde kullanılır. İkincisi aktarımlarda kullanılır. Ve üçüncüsü için anlamı katması için kullanılır. Burada ise Turkish'ten önce kullanılmış. Yani Türkçeden önce kullanılmış. Böyle bir kullanımı olmadığı için arkadaşlar cevabımız A şıkkı oluyor. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. What does nap mean diyor. Nap ne anlama gelir diyor. It means a short. Şimdi kısa bir şey anlamına gelecek. Dance, errand yani ayak işleri, sleep uyku. Arkadaşlar nap yani kısa uyku anlamına geldiği için bizim cevabımız C şıkkı oluyor. 10. sorumuza bakıyoruz. Konuşma alanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruyor. I, my grandparents every Saturday. Ben ebeveynlerim yani büyük ebeveynlerimi, büyük anne veya büyük anne ve büyük baba yani every Saturday. Her cumartesi ziyaret edecek muhtemelen. Çünkü zaten şıklarımızın hepsinde visit bulunuyor. Ama burada bizim öznemiz I arkadaşlar. I öznesi varsa fiile herhangi bir şey getirilmiyordu. Burada to visit demiş. Hayır. Burada sadece yalın halde visit kelimesini kullanmış. Evet. I, you, we, they öznelerinde bizim fiilimiz yalın halde olacaktı. Bu yüzden cevabımız B şıkkı arkadaşlar. 11. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Burada yine konuşma modunda boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diye soruyor. Baktım I to school by bus every day. Ben her gün okula otobüste gideceğim. Yani giderim diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyorum burada yine benim öznem ne? I öznesi. I öznesinde simple present tense'de hiçbir şey gelmiyordu. Bakalım A şıkkına going demiş. Ink takısı gelmiş. Olmaz. Burada bakıyorum go demiş. Burada da S takısı gelmiş. Yine olmaz. To go demiş. Yine olmaz. Bakın D şıkkında yalın halde go var. Yalın halde olduğu için cevabımız D şıkkı arkadaşlar. 12. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Konuşma balonunda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruyor. Ay bakıyorum konuşma balonunda ne var? I go jogging every morning. Ben her sabah koşarım diyor. Yani hızlı koşu yaparım diyor. Şimdi then neydi? Sonra anlamı katıyordu. Sonra I have a rest. Arkadaşlar bu bir kalıp. Zaten az önce de söyledim. Have a rest. Yani ben dinlenirim anlamı katıyor. Şıklarıma bakıyorum. Have'i buldum. Ve cevabım bu yüzden A şıkkı. Unutmuyoruz arkadaşlar. Have a rest bir kalıp. 13. sorumuza bakıyoruz. Bu cümlede bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Care takes a nap in the afternoon. Arkadaşlar 9. sorumuzda nap'in ne anlama geldiğini öğrenmiştik. Uyuklamaktı değil mi? Yani Kurt öğleden sonra uyuklarmış. Şimdi bakıyorum burada arkadaşım ders çalışıyor. Olamaz. B şıkkına bakıyorum. Evet bu beyefendi uyukluyor. Bu yüzden de bizim cevabımız B şıkkı arkadaşlar. 14. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bu sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl olur diye soruyor. Arkadaşlar eğer bu tarz bir cümle oluşturmanız gerekiyorsa, eğer soru cümlesi değilse önceliğimiz özne olacak. İlk önce özneyi bulacağız. Özneyi buldum. I. Yani üçüncü. Şıklara bakıyorum. Bir de üçüncüyle başlamamış. Burada da üçüncüyle başlamamış. Ve burada da üçüncüyle başlamamış. Doğal olarak cevabımız C şıkkı. Ama biz yine de bu cümlelerin bir anlamlıca oluşturalım. I take care of our cat every Sunday. Zaten arkadaşlar bu da size bir ipucu olsun. Bu şekilde every Sunday, every Monday tarzında ya da every day tarzında şeyler gördüğünüzde bunlar mutlaka cümlenin sonunda yer alması gerekiyor. Zaten cevabımı bulmuştum. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Son sorumuz.
Son sorumuz olan 15. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Bu görseli en iyi ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakıyoruz bu görselde insanlar ne yapıyor? Halay çekiyorlar arkadaşlar. A şıkkına bakıyorum. I help my mother after school. Ben okuldan sonra anneme yardım ederim diyor. Buradan mı halay çekiyorlar? Bununla bir ilgisi yok. B şıkkına bakıyorum. I learn halay with my friends. Ben arkadaşımla halay öğreniyorum diyor, değil mi arkadaşlar? Zaten burada görselimizde de halay vardı. Bu yüzden cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar testimiz bitti. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.